Elçin Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Elçin Hanım, Modapınar Tekstil olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Elçin Erşişko kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Modapınar Tekstil'deyiz. 2010 yılından beri firma sahibi Timuçin Modapınar'la birlikte çalışıyoruz. Abimdir kendisi. Hı hı. Tekstil sektöründe bayan üst giyim olarak çalışmaktayız. Evet. Yani Modapınar Tekstil olarak dahil 2010 yılından beri bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Siz de burada pazarlama müdürü olarak da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki Modapınar Tekstil'i biraz bize anlatır mısınız? Sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ürün gamınızda neler var? Biraz bilgi alabilir miyiz? Dokumalarımız var ve kendi bünyemizde dijital baskılarımız var. Dediğim gibi bayan üst giyim yapıyoruz. İstanbul merkezli bir firmasınız. Evet, İstanbul'da şubemiz var. Osmanbey'de şubemiz var. Hı hı. Fabrikamız Demirtaş'ta. Evet. Demirtaş ağırlıklı olarak bayan. Bayan, ağırlıklı bayan. Evet. Üzerine, erkek yok bizde. Evet. Kumaş üretici bir firma mısınız? Kumaş üreticisiyiz. Evet. Hı hı. Dokuma ve dijital baskı. Dijital baskı olarak bu şekilde sektörde hizmet veriyorsunuz. Peki efendim pazar payı olarak yurt içinde, yurt dışında? Yurt içi, yurt dışı her pazarımız var. Hı hı. Genelde ihracat ağırlıklıyız. Hı hı. Ama iç piyasamızda bulunmakta tabii ki. Evet. Avrupa daha ağırlıklı, İngiltere çok ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde. Yurt dışında da Avrupa ülkelerinin bir hizmet veriyoruz. Peki efendim bunları yüzdesel olarak vurursak, yani yüzde kaçı iç piyasada, yüzde kaç ihracatta? Yani bu aralar %60 ihracat, %40 iç piyasa gibiyiz. %40 bir oranla da iç piyasada hizmet veriyorsunuz. Hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Bahsettiğim gibi müşteri memnuniyeti bizim için ilk plandadır. Evet. Bilhassa dijital baskı yaptığımızda süblime boya kullanıyoruz ve bu boyalar hiçbir şekilde kanserojen içermemektedir. Hı hı. Testlerimiz her şey gayet iyidir. Evet. Yani bunlara özen göstermeye çalışıyoruz. Evet, ağırlıklı olarak yurt dışı çalışıyoruz. Bütün testlerden geçiyor. Kesinlikle, İnsan tabii sağlığına ki. Olumsuz yönde etkileyecek Hiçbir madde kullanmıyoruz. İlk önce kendi bünyemizde testlerimizi yapıp ondan sonra dışarıda da firmalara test için gönderiyoruz. Evet. Böyle. Bu şekilde. Evet, yani bu şekilde. Diyebiliriz ki koşulsuz %100 müşteri memnuniyeti. Tabii dokumalarımız da o şekilde. Aynen. Hizmet doğal elyaflar kullanıyoruz. De devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Peki efendim ben biraz da Modapınar Tekstil olarak firmanızın ayrıcalıklarınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Geniş bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz ki Bursa bunun ana vatanı, tekstil evet, ana vatanı. Evet, kesinlikle. İstanbul, Osmanbey keza yine aynı şekilde birçok kumaş toptancısı olsun, tekstilcisi olsun. Gerçekten önemli bir lokasyon. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma varken neden özellikle insanlar Modapınar Tekstil'i tercih etmeliler sizce? Biz biraz daha aslında bakarsanız piyasadan yani nabız ölçüyoruz aslında. Neler satılıyor, neler olacak, trend ne olacak bu yıl. Hani biz daha önce bunu yapıp çıkarsak İlk biz tercih ediliriz gibi bir aslında kendi bir standardımız var. Evet. İşte bu şekilde yola çıkmaya çalışıyoruz. Yenilikli Ar-Ge'lerimiz tabii ki. Tabii sürekli yani kendi içimizde hiç durmadan Ar-Ge yapıyor diyebiliriz. Yine desen olsun, kalite kumaş olsun. Evet. Yani onun için herhalde bir Modapınar önce tercih edilsin gibi bir düşüncemiz var. Evet. Yani hem kendi içinizdeki Ar-Ge çalışmaları olsun, hem yurt dışındaki o fuarlar vesaire. Yani modayı, renkleri ve trendi takip ederek dünya standartlarında bir üretim çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yüzden tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Peki efendim Modapınar Tekstil olarak bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani 2010 yılından itibaren her çıtayı yükselterek bugünlere kadar getirdiniz. Evet. Hedefiniz nedir sektörle alakalı? Yani sürekli bir üste çıkmaya çalışıyoruz ama işte bunun için de kendi bünyemizde de çalışmalar yapıyoruz. Evet. Yeniliklerle inşallah pazarda devam edeceğiz. Evet, yani bu zamana kadar aynı şekilde hizmet kalitesinden, ürün kalitesinden ödün vermeden her gün biraz daha yukarı taşıyarak aynı doğrultuda mevcut konumu koruyup bu şekilde yeniliklere açık bir firma olarak yine aynı şekilde devam etmek istiyorsunuz diyebiliriz. Evet, bizde sektöre ihtiyacı olan herkesi Modapınar Tekstil'e biz bekliyoruz. De buradan davetli bulunmuş olalım. Teşekkürler. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Hizmetlerinize ve başarılarınıza devam ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun.